birlikte gördük ki bu dünyanın COVID'e yakalanmaması için, yeni pandemiler yaşamaması için ve bunu bir şekilde bertaraf edebilmesi için birincisi dünyadaki herkesin belli bir gelir seviyesine çıkarılması lazım. Yani böylesine yoksulluğun yaşandığı bir yerde dört tane yoksul Çinlinin içtiği yarasa çorbası maske karşıtı Trump'a hastanenin camından maskeli fotoğraf çektirtmeyi ya da aşı karşıtı Boris Johnson'ı İngiliz başbakanı yoğun bakımda entübe edecek noktaya kadar getirebiliyor her şey. Yani demek ki kurulan dünya düzeni var olduğu şekliyle o düzeni kuranları da kurtarmıyor. Bu dünya düzenine hem ekonomik eşitlik açısından, hem kaynakların paylaşımı açısından, hem de gıdaya erişim, yoksullukla mücadele ve bu noktada tam da durulması gereken yerde, bizim durduğumuz yerde eşitlikçi ve dünyadaki bütün halkları ve halkın içindeki herkesi belli bir gelir seviyesinde, belli bir eğitim seviyesinde, belli bir bilinç seviyesinde ve belli sağlık hizmetlerini eşit alır seviyede tutmak lazım. Önümüzdeki dönemde orayı görünür kılmak benim de sizin de hepimizin de en önemli görevlerinden bir tanesi. Ve biz kendi kendine yeten bir ülke tarımda olmak için yeniden adımlar atmalıyız. Bununla ilgili malum bir kurultay program yazma sürecindeyiz, kurultayımızda başlattığımız. Partimizin programı güne uygun hale gelecek. Yazıldığı gün iyiydi ama eskidi. Biraz kısalacak, çağı yakalayacak ve ilerinin hükümet programına evrilecek bir program olacak. Bu programın içindeki tarım kısmını bugün de pek çok temsilcilerini dinleyeceğimiz, bu alanın meslek örgütlerinden, meslek odalarından, sendikalarından, akademisyenlerinden yararlanarak, onlara kulak vererek, onlarla birlikte çalışarak hem 81 ilde 973 ilçede sorunları dinleyerek, mevcut önerilerimizi paylaşarak, eleştiriler alarak ve geleceğin iktidarında yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin önümüzdeki dönem iktidarında Türkiye'yi ayağa kaldırırken en önemli bakanlıklardan birisi olacak Tarım Bakanlığı, Türkiye'de tarımı, hayvancılığı, besiciliği, arıcılığı nasıl ayağa kaldıracak? Onları da bu önümüzdeki 6 ayda hep birlikte çalışacağız ve en doğru şekilde yazıp sonra da o yazdıklarımızdan politika belgeleri ortaya çıkarıp bu ülkeyi yönetirken nasıl yöneteceğimizi ve bu ülkeye ne vaat ettiğimizi mutlaka önümüzdeki süreçte Türkiye kamuoyuyla paylaşıyor olacağız. Uluslararası gıda güvenliği dedik. Uluslararası gıda güvenliği endeksinde ülkemiz 10 yıl önce 36. sıradayken bugün 49. sırada. İnanılır gibi değil. 10 yıl önceye göre daha iyi cep telefonları kullanıyoruz. Daha hızlı bilgisayarlar kullanıyoruz. Daha çok elektrikli araç kullanıyoruz. 10 yıl önceye göre birçok şeyi para harcayarak daha iyisini yaptığımızı sanıyoruz. Ama birilerinin yaptığı iyi şeyleri satın almanın yanında kendi işimizi kötü yapıyoruz. Çünkü 10 yılda daha iyiye gitmek varken 10 yılda tam 13 sıra gerileyerek 49. sıraya gidiyoruz bütün dünyada gıda güvenliği meselesinde. Oysa devletin olanakları arttı, devletin olanakları arttı. Nasıl olur da böyle bir şey olur? İşte bu özensizlik ve öncelik vermeme meselesi. Önceliği başka yerlere verip, mesela 10 yıl önceye göre daha çok inşaat yapıyoruz. Daha çok köprümüz var, daha çok tünel var, daha çok yol var. Çünkü betona para var. Müteahhite imkan var. O projelere devlet desteği var. Olsun, eğer usulünce oluyorsa olsun, kaynağı yanlıştır, o finansman modeli yanlıştır, yolda olsun da gıda güvenliğine niye destek yok, niye hizmet yok, niye kaynak yok, niye geri geriye gidiyoruz?
Esas mesele, bizi hayatta tutacak mesele buyken buradaki gerilemenin bu iktidar açısından izahı yoktur. Bu durum Türkiye'nin gıda güvenliği ve sürdürülebilir tarım konusunda stratejik bir eksiklik yaşadığının açık kanıtıdır.